Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün her tarih yazılısında birinci dönem ya da ikinci dönem karşınıza çıkabilecek bir yazılı sorusu konusuyla karşınızdayız. Ney bu? Türklerin tarih boyunca kullanmış oldukları takvimlerin isimleri ve hangi yıl esaslı olduğunu, güneş yılı mı, ay yılı esaslı olduğunu mu, ne zaman kullanılmaya başladıklarını sizlere detaylı olarak anlatacağız. Bu konuyu bize anlatmamızı isteyen arkadaşımızın adını şuraya yazalım. Necati Aslan. Necati Aslan arkadaşımız Türklerin tarih boyunca kullanmış oldukları takvimlerin A harfi yazılmamış. Takvimlerin neler olduğunu detaylı olarak hangi yıl esaslı olduklarını yazmamızı rica etmiş. Biz de Necati arkadaşımızı kırmıyoruz ve Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimleri sizlere anlatıyoruz. Ancak kanalımıza abone olup yorum kısmına isteklerinizi bildirirseniz size hemen konu anlatımı ya da hangi yazılıyı istiyorsanız, hangi dersin yazılısını istiyorsanız o yazılıyı sizlere video olarak yollayacağız. Bakalım. Hemen başlayalım. A. 12 hayvanlı Türk takvimi, Türklerin tarihleri boyunca kullandıkları ilk takvimdir arkadaşlar. Ayrıca burada kronolojiyi verdik. Sırasıyla hangi takvimleri kullandıklarını da yazmış olacağız böylece. Güneş yılı esaslıdır arkadaşlar. Hemen şöyle farklı bir renk yapalım. Ne yapalım biz bunu? Şöyle açık mavi yapalım. 12 hayvanlı Türk takvimi güneş yılı esaslıdır. Yıllar sayı yerine hayvan adı ile söylenmektedir. Türklerin kullandıkları şunu da tekrar ilk takvim. Evet, Türklerin kullandığı ilk takvim neymiş? 12 hayvanlı takvim. Hicri takvime geçinceye kadar kullanmışlardır bunu. Hicri takvime geçince 12. hayvanlı takvimden vazgeçmişlerdi sevgili arkadaşlar. Peki bu 12 hayvan hangileridir? Öğretmenleriniz bunu da soruyor arkadaşlar. Bakalım yıl adları. Birinci ay. Yıl adları. Sıçan, sıçgan eski Türkçe ile yazılmış, bir burada yeni Türkçe ile sizlere yazıyoruz. Sıçan. İkinci arkadaşlar sığır yani ut yılı. Üçüncü bars yani pars. Pars bir hayvandır biliyorsunuz arkadaşlar. Tavışgan yani tavşan. Kaç oldu? Dördüncü yılımız oldu. Ejder yani lu yılı. Yılan, yılan olduğu gibi diyoruz, değişmiyor. 7 yunt yani at yılı, 8 koy yani koyun yılı, 9 biçin yani maymun yılı arkadaşlar, 9. yıl maymun yılı. Taguk 10 yani tavuk, 11 it yani it zaten günümüz Türkçesinde de herkes kullanılıyor, köpek. Tonguz 12 domuz yılı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. İkinci takvimimize Türklerin tarihlerinde kullandıkları ikinci takvim 12. hayvanı bırakın. 12. hayvanlı Türk takvimi bırakınca Hicri'ye geçiş yapmışlardır. Hicri arkadaşlar ay yılı esaslıdır. Türklerin tarihleri boyunca kullandıkları takvimler içinde ay yılı esaslı olan tek takvim Hicri takvimdir. Bu çok önemli arkadaşlar. Karşınıza mutlaka çıkar. Türklerin kullandıkları ay yılı esaslı takvimler hangileridir diye karşınıza çıkarsa bir tanedir. O da Hicri takvimdir sevgili arkadaşlar. Başlangıç yılı olarak Hicret alınmıştır. Aynı adı üstünde zaten Hicri takvim. Hicret alınmıştır. Hazreti Ömer döneminde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. Şöyle yapalım. Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlandı. 639 gündür arkadaşlar. 639. gün mübarek gün ve gecelerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Evet, Hazreti Ömer zamanında kullanılmış ay yılı esaslı. Önemli olan şudur arkadaşlar. Ay yılı esaslı olmasıdır. Türklerin kullandığı ay yılı esaslı tek takvimdir. Miladi takvimden 11 gün daha kısadır arkadaşlar Hicri takvim. Bunu unutmayınız. 11 gün fark var. Hemen geçiyoruz. Celali takvimi kullanılan 3. takvim. Gördüğünüz gibi güneş yılı esaslı olarak hazırlanmıştır. Başlangıç yılı olarak hicrettir. Evet, bu da güzel bir soru. Başlangıç yılı olarak hicret alınan takvimler hangileridir? Hicri takvim, Celali takvimi ve Rumi takvim arkadaşlar. Her üçünün de başlangıç yılı hicrettir arkadaşlar. Bakın, başlangıç yılı
olarak hicret olan takvimler. Hicri takvim, Celali takvimi, Rumi takvimdir arkadaşlar. Celali takvimi güneş yılı esaslıdır. Başlangıç yılı hicrettir. Büyük Selçuk Sultanı Melikşah adına yapılmış. Evet bak bu da önemli. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına yapılmış olan bir takvimdir. Celali takvimi sadece onun döneminde kullanılmıştır. Evet bu da önemli. Sadece Sultan Melikşah döneminde kullanılmıştır. Yılbaşı 21 Mart'tır. Yani yıl ne zaman başlıyor? 21 Mart'ta başlıyor arkadaşlar. Geçiyoruz. Bir sonrakine D yani dördüncü takvimimize Rumi takvim. Güneş yılı esaslıdır gördüğünüz gibi bu da. Başlangıç yılı yine hicrettir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde mali işlerde evet bu çok çok karşınıza çıkıyor. Rumi takvimin kullanılış amacı nedir? Sorusu karşınıza çok çıkar sevgili öğrenciler. Osmanlı Devleti'nde mali işlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bir takvimdir. 1739 yılında ve yılbaşı bunun da 1 Mart'tır arkadaşlar. Hangi takvime benziyor? Celali takvimine benziyor. Yılbaşı yine 1 Mart'tır. Miladi takvimle arasında 584 yıl fark vardır. Evet, bu çok önemli. Miladi takvimle Rumi takvim arasında kaç yıl fark var? 584 yıl. Yani miladi takvime göre bir tarih verildiğinde bu Rumi takvimde hangi yıla denk geliniyor dediği zaman miladi takvimden 584 yıl çıkardığınızda Rumi takvimin yılı karşınıza çıkar veya tam tersinden de 584 yıl ekleyeceksiniz. Bizans takvimine dayanarak yapıldığında Rumi denilmiştir. Evet, neden Rumi deniliyor? Bizans takvimi örnek alınarak yapıldığı için, Bizans takviminden dönüştürüldüğü için veya öyle diyelim adına Rumi denilmiştir. Geçiyoruz. Miladi ve kullandığımız son takvim. Gördüğünüz gibi güneş yılı esasına göre hazırlanmış. Başlangıç 0. Hazreti İsa'nın doğumu kabul edildiği için doğum anlamına gelen milat kullanılmıştır. Evet, miladi takvim Hazreti İsa'nın doğumuna başlangıç olarak kabul edilmiştir. Bu takvimi Mısırlılar bulmuş. Evet, miladi takvimi kim bulmuş arkadaşlar? Mısırlılar. İyonlular, Yunanlılar geliştirmiş. Romalılar da son şeklini vermiştir. 1 Ocak 1926'dan beri Türkiye Cumhuriyeti olarak miladi takvimi kullanmaktayız arkadaşlar. Evet, konumuz burada bitti arkadaşlar. Çok önemli, mutlaka her yazılıda karşınıza çıkabilecek bir soru türüdür. Türklerin kullanmış oldukları takvim. Necati Aslan arkadaşımız gibi siz de yorum kısmına soru bırakırsanız sizler için de konuları anlatacağız arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Yazılılarda başarılar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı sakın ve sakın unutmayın. Yorum yazmayı ve like atmayı da unutmazsanız seviniriz.